Ne umuyorduk? Ne umduğumuzu doğru tanımlamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz belki de. Ya da şöyle söyleyeyim, ummasaydık üzülmezdik. Muhterem Hayrettin Karaman hocamızın Perşembe Gün gazetemizde yayınlanan İşte bu olmadı başlıklı yazısını üzülerek bitirdiğimde bu cümle geldi yerleşti zihnime. Ummasaydık üzülmezdik. İsmi bende saklı bir bürokrat Bundan dokuz yıl evvel bana ve mecliste bulunan diğer hazirona, talim terbiye kurulu, önemi ancak milli güvenlik kuruluyla karşılaştırılabilecek bir yer. Üstelik buranın seneler içerisinde oluşmuş sert kabuğunu kırıp nüfuz etmek imkansıza yakın. Özellikle müfredat konusunda muazzam bir dirençle karşı karşıyayız demişti. Ben bu direncin kemikleşmiş kemalist zihniyetten kaynaklandığını düşünmüş ve bunu ifade etmiştim. Bürokrat abim yerin kulağı var diyerek fısıldar gibi başka bir odaktan bahsetmişti. Cemaat yerleşmiş abicim yıllarca. Çok da güzel kemalist taklidi yapmışlar. 12 Eylül'den itibaren dal budak salmışlar. O zamanlar öyleydi. Cemaat yani FETÖ'den olumsuz manada söz edecekseniz fısıldamanız gerekirdi. Neyse 2016 Ağustos'unda bir dostum Alparslan Durmuş Talim Terbiye Kurulu Başkanı olmuş haberini verince mezkur konuşma gelmişti aklıma. 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde ölüme lebey Allahümme lebbey diyerek yürüyen Alparslan abimin Talim Terbiye Kurulu Başkanı olması benim için şu manaya gelecekti. Bu kuruldaki FETÖ izlerini, tozlarını, hücrelerini temizleyecek adam odur. Köhnemiş, eskimiş, tükenmiş müfredatı baştan aşağı yenileyecek adam odur. Doğru adam odur. Görevde olduğu üç yıl boyunca beni bir an olsun haksız çıkarmadı, tam da beklediğim gibi. FETÖ'cü çakalların hepsini dümdüz etti. Müfredatı tamamıyla ele alıp çağdaş bir yere taşımaya gayret etti. Büyük de mesafe aldı. Ve 2019 Ağustos'unda da 3 yıl görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından görevden alındı. Şu söyleyeceklerimde sıfır ironi vardır. Bir Milli Eğitim Bakanı elbette ve mutlaka kendi kadrosunu kendisi belirleme hakkını saklı tutar. Alparslan Durmuş'u görevinden alıp yerine başka bir ismi ataması da son derece normaldir. Ancak bu isim Burhanettin Dönmez gibi İmam Hatip düşmanlığı, ilahiyat düşmanlığı en genel manada da iktidar düşmanlığı yazdıklarıyla kayıt altında bir isim olunca bizim de hakkımız şunu sormaktır. Ne oluyoruz yahu? Toplumun kendisinden büyük hizmetler beklediği, benim de kendisine büyük bir husnuniyet beslediğim Bakan Ziya Selçuk, talim terbiye kurulu başkanı yapacak başka bir adam bulamadı mı? Dün attığı tweetinde özelde Hayrettin Karaman hocamıza, genelde de bizim gibi düşünenlere güya laf sokup bir çeşit çemkiren yeni talim terbiye kurulu başkanımız içimize sinmedi, sinmeyecek. Memleketin bir kısmına düşman olduğu yazdıklarıyla kayıtlı bu isme itirazımız vaki kalacak. Alparslan Durmuş'un 3 yıldır düzeltmek için göbek çatlattığı müfredat dönmeze teslim edildiğinde ortaya çıkacak komplikasyonları Az çok tahmin ediyorum ve hem Sayın Bakan'a hem de bu işin ilgililerine diyorum ki ummasaydık üzülmezdik. Hadi dahasını da konuşalım madem. Konuştuğum bütün eğitimciler, Milli Eğitim Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı orta öğretim tasarımı raporuyla ilgili olarak bir noktanın altını çiziyor. Bu neredeyse sadece Anadolu liselerinde belirli bir başarı yüzdesiyle uygulanabilecek bir tasarım. İmam hatip okullarının ve meslek liselerinin ise sonu demek manasına gelir zira bu tasarımda bu tarz liselerin varlığı hemen hiç hesaba katılmamış. Eh zaten tasarımda büyük oranda 2015 TEDMEM raporunun genişletilmiş bir kopyası malum. İki tip okul öngören bu ilginç rapor Anadolu ve bilim liselerinin dışında herhangi bir okul türünün olmamasını salık veriyordu. Görece sıradan öğrenciye çok da başarı hakkı tanımayan bir yaklaşımı vardı. Diyeceğim odur ki memleketin eğitimini uluslararası bakalorya standartlarına eriştirme çabası iyidir elbette. Ama bu çaba imam hatiplerin ya da meslek liselerinin yok edilmesiyle, Burhanettin Dönmez gibi düşmanlığı tescilli adamların müfredatın başına getirilmesiyle olacak çaba değildir. Bunun basit iki yolu vardır. Birincisi, dönmez yanlışından yol yakınken vazgeçmek, İkincisi, imam hatip okullarını ve meslek liselerini dert edinmiş STK ve kurumlarla orta öğretim tasarımı raporunu hale yola koymak. İkisi de geç kalmadan yapılabilecek şeylerdir. Tekraren söyleyeyim, ummasaydık üzülmezdik. Unutmadan yeni TTK başkanına bir not. Bana da Hayrettin hocamıza yaptığınız gibi bir laf sokma planınız varsa Lütfen Dücane Cündioğlu aforizması kullanmayın. Kafka gibi, Cibran gibi, Schopenhauer gibi asılları varken 1933 yılında Heidegger'ın düştüğü hataya düşmeyin. Sahilsiz bırakmayın beni. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak.